dönem muhtar yaptıysan, muhtarlık yaptıysan şurada şöyle henüz bir dönem. Adım Musa Koç. İlk dönem daha yapmış olduğum muhtarlık. 2014'te aldık. 2019'da bırakacağız. Peki tekrar aday mısın muhtarım? Maalesef değilim şu an. Neden değilsin, bu aday olmamayın bir sebebi? Sebebi az arkadaşlarımız var. Onlar aday oldular. Biz de onlara daha müsaade ettik. Adaylar mı var? Daha hatırlı insanlar mı var? Güçten ziyade ben arkadaşlarıma vefa borcumu ödemek amacıyla ben bırakmak zorunda kaldım. Yani öyle diyelim. Var mı köyün bir eksiği, var mı köyün yapılması gereken? Tabii ki eksik bitmez. Eksik, say şöyle bakayım ne lazım? Eksik az önce buyurmuş olduğunuz gibi. Tabii ki bir halı sahamız olsa güzel olur. Evet, bir mesire alanımız olsa güzel olur. Parkımız olsa güzel olur. Fakat şu an tabii onunla hazır değiliz. Yani dernek başkanımız sağ olsun o bir aidat şeyimiz başlattı derneğimize. Elimiz imkanlarımız güçlendikçe zamanla inşallah olacak hani o dediklerinizde. Tabii ki eksikler bitmez. Zamanla inşallah hepsini çözmeye çalışacağız. İleriki zamanda. Biraz anlatır mısın abicim? Bu köyün halkı neyle geçinir? Halkı gurbette mi, burada mı? Çoğunluk gurbette. Hangi ülkelerdeler genellikle? Almanya, Fransa, yazın genelde Hollanda. Zaman buraya fazla zaman ayırıyorlar mı köye? Emekli olanların zamanı fazla oluyor tabii. 5-6 ay kalıyorlar. Kalanları var. 3 ay kalanlar var. Kısıtlı olanlar zaten 1 ay kalıyorlar. 1 ay, 1,5 ay kalıp gidiyorlar. İzini kısıtlı olanlar. Onlar gittikten sonra zaten 180-190 şey nüfus kalıyor bizim burada kışın. Onlar da hayvancılık ve çiftçilikle burada geçimini sağlıyorlar yani. Evet. Öyle diyelim. Bizleri izleyenlere şöyle bir selam söyle. Tanıdıkların kimler var gurbette? Gurbette çok milyon kulekçili var. Herkese selamımız olsun Kulekçi köyünden. Evet. Biri vardır yine de ya. İlla ki canım tabii ki. Amcandır, dayındır, arkadaşındır, yeğenindir. Çok sevgimi ayırdığım hiç kimse yok Avrupa'da. Fakat hepsini de aynı derecede seviyorum ben. Yani hem muhtar olarak hem de acizane gönlüm öyle istiyor yani. Hı. Öyle söyleyeyim. Ben hepsini seviyorum. Çok şey olarak sevdiğim yok ama hepsini de orta seviyede seviyorum. Teşekkür yani. Ediyoruz muhtar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abim, mikrofonu da yaklaştır abim. İsmim Hasan Karayar. Kulekçi Köyü 2. dönem dernek başkanıyım. Köyümüzde derneğimizin yaptığı birçok şeyler var. Muhtarlıkla beraber çalışıyoruz bu konuda. İşte 2017 yılında da aidat sistemini başlattık muhtarımın bahsettiği şekilde. Aidat sistemi de yavaş yavaş güçlenmek üzere. Herkes tamamen ödemiş değil ama bu vesileyle de ödemeyenlere de buradan duyurmak tabii, istiyorum tabii. Ki herkes biraz daha duyarlı olsun bu konuda. Biz güçlendikçe köyümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla köyümüzün eksiği bayağı var. Ne de olsa altyapımız çok zayıfladı eski olduğu için. Bir de köyümüzdeki yaz geldiği zaman, tabiyle tatile geldiği zaman çok fazla oluyor. Nüfus neredeyse 1500-2000'e kadar ulaşıyor. Dolayısıyla tüketim de fazla oluyor, ihtiyaçlar da fazla oluyor. Su eksiğimiz had safhada. Var mı buna bir çok şey? Çok büyük. Yani bizim yapabileceğimiz bir güç değil o. Bizim altından kalkacağımız bir güç değil. Bu birazcık da devletin ve büyüklerimizin yardımıyla olacak bir şey bu. Çünkü derin kuyumuz var ama o da kifayetsiz kalıyor bu konuda. Bakalım işte ormandan, köyümüzün sağından ve solundan iki kaynak var. Onu getirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi biraz çok fazla güç isteyen bir mesele bu. İnşallah onun da üstesinden geleceğiz. Bunlar hep güçle oluyor, parayla oluyor. Dolayısıyla bakalım. Peki bu dernek, derneğin kaç tane üyesi var abim? Şimdi aktif olan üye 35-40 tane ama pasif olan üye, aynı zamanda bunların aidatlarını ödeyen üyeler yaklaşık 300'e yakın. 260-270 civarında üye var. Aktif olan 35-40 kişi. Evet. Diğerlerine seslenelim o zaman, aktifleşsinler abim. Yok, ödeme konusunda aktifler. Ancak sadece biz kanuni yoldan 35 tane yeter diyoruz. Çünkü bunu toplantılarda herkesin olması gerekiyor. Bir kararda tamamının olması da mümkün değil. Çünkü köyümüzün %98'i diyebilirim yurt dışında. Büyük ölçüde Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'de bile köylümüz var. Dolayısıyla niye bizim memleketimizi saymıyorsun? Avusturya'da var dolayısıyla. Doğrudur. Bak Avusturya'da var. Büyük ölçüde köylümüz, vatandaşımız, arkadaşımız. Biz dağ köyüyüz burası. Evet. Yazın çoğalır, kışın çok az bir nüfus kalır burada. Soğuk geçer genelde buralar.
yolumuzu son zamanlarda iyi ya açıyorlar. Bir tek sıkıntımız varsa hat safhadaki sıkıntımız su. En büyük sıkıntımız bizim su sıkıntısıdır. Bundan da yetkililerden rica ediyoruz. Bize yardım etmelerini önemli bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben Ahmet Yozgat. Ahmet Yozgat. Memleket Yozgat. He. Memleket Yozgat, soyad Yozgat. Çoluk çocuk, tavuk çocuk var mı? Tavuk, doğru, sayamam. Ya say bakayım çocukların isimlerini. Çocuklar mı? Hı. Erdal, İsmail, hı, Ayfer, hı, Fatoş. Neredeler bunlar? Hepsi Avusturya'da. Selam söyle şöyle bir. Viyana'dalar, bir hepsi de Viyana'dalar. Çocuklarıma bol selam, 11 tane de torunum var. Hı. Hepsine. Bol selamlar. Gözlerinden öperim. Allah işlerini gücülerini rast getirsin. Teşekkür ediyoruz. Bütün Müslüman alemine faydalı olsun. İnşallah. Hayran. Görüşmek üzere. Ben ismim Nadir Karagöz. Bu köylü değilim ben. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Karşı köydenim. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Vallahi ben hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Boş gezenlere maaş dağı diyorum ben. Öyle mi? O zaman biraz da bana maaş dağı at. Ben de boş geziyorum zaten. Ha, iyi. Sağ ol. Vakit geldi mi? O zaman beraber gezelim. Beni de kayıt et. Tamam. Tamam. İyi bir şey yatıyor vallahi. Teşekkür hiçbir ediyoruz şey abi. Saplarımızın elimiz amburda. Kısa. Hadi başla. Neyse. Biz okuyak şimdi. Sağa solu çek, ezan okudu. Ezandan sonra. Tamam. Senin adın ne? Sakıp Kocabuğa. Sakıp abi, nerelisin sen? Yozgat'ın Çayırlı'nın Kuleçi köyünden. İyi, ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum. Evden cami değil. Bir tane ilahi söyle o zaman şöyle. Şimdi ezenden sonra olur mu? Olur. Evet. Olur, niye olmasın? Alemi söyleyeceksin ama. Yok, dur hele dur. O bilir. Anladım. Ben ayrılı hasreti kâr etti cana diye var ya. He. O çok güzel. Tamam. He. Tamam, onu çekeyim o zaman. İnşallah. Söyle. He, inşallah. Biz de çekeyim. Benim kangalı da çek ha. Ne, adı ne onların? Onun adı garip de kangal. Garip mi? Garip.
Garip. Yürü garip. Yakından çekebiliyorsan çek yürü. Garip. Garip, 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 garip. Bu mu garip, şu mu garip? Şu. Şu garip. Şu garip. Anladım. Isırmaz, korkma. Otur da çek. Ronaldo konuştu. Ne diyor bunlar? İnan bırak ya bunlarmış. Çok asıl ya. He. Kaç yaşında bu? 3. 3 yaşında mı? 3 yıllık mı? 3 yıllık. Güzel. Ben yurt dışında kalıyorum. Bunu bırakırım gelince. He. Senin mi bu? Üstüme şeyler ya. Adını garip mi koydun? 3 yıldır garip mi diyorsun buna? Garip diyorum çünkü. Kimsesi yok mu bunun? Sivas'tan geldi. Kimsesi olmadığından garip diyor. Güzel güzel. Çek 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 çek. Çek çek. Amcamı da çek. Sağlı bile ağırsın öyle. Azıcık şey yoksa git. Kulağın iyi giderdi de. Ha, ezandan sonra söyler. İğneli çekin, kudurunu çekme ha. Tamam. Ya, burada kutu var mı ki? Üstüme şey der ya. Garip.